merhaba, hoş geldiniz. Böyle yaza ilk kez belki merhaba dediğimiz güzel bir İstanbul akşamında sizlerle birlikte olmak çok güzel. Konumuz çok ilginç. Ayırdığınız zamana fazlasıyla değecek ve heyecan verecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Felsefede ve fizikte nedensellik konuşmacılarımız da bu heyecanı arttıracak isimler. Şimdi nedensellik, niye bu konuyu seçtik? Evet, hem doğa bilimlerinin hem felsefenin birlikte ele aldıkları ve bir problematik olarak gördükleri kavramlar üzerinden gidiyoruz. Bildiğiniz gibi zaman ve gerçeklik meselelerini de bu bağlamda ele aldık. Nedensellik ama çok enteresan geldi bana kendim de bunun üzerine düşününce. Bu konuda Nedenselliğin Kültürel Tarihi diye bir kitap yazmış olan Stephen Kern'in şu sözü benim çok hoşuma gitti. Bütün soruların gerisinde yatan sorudur insan deneyiminin nedeni. Yani her şeyin başlangıcından itibaren bu neden sorusu insanın varoluşunu, doğasını belirleyen sorulardan biri gibi geliyor. Ve kültürel ve tarihsel olarak baktığımızda da genelde gündelik yaşamdaki olaylar arasında kurduğumuz temel bağlantılar hep bu neden-sonuç ilişkileri üzerinden değerlendirdiğimizi görüyoruz. Evet, belki insanın varoluşundan beri bu neden sorusu hep söz konusu olmuş. Doğduğu andan itibaren insan neden-sonuç ilişkisi üzerinden bir yaşam örmeye başlamış. Örneğin yeni doğan bir bebeğin her ağladığında ihtiyaçlarının giderildiğini görmesi gibi böyle bir bağlantı kurması gibi. Ama bunu ilk kez gene kavramsallaştıran antik Yunan filozofları olmuş. Aynı nedenler aynı sonucu doğurur gibi bir mantıksal sonuç çıkararak. Tüm bu şey, bu süreç içerisinde insanlık tarihi geliştikçe özellikle skolastik felsefe bu neden-sonuç ilişkisindeki deterministik bağlantıyı bir anlamda post hoc, ergo propter hoc, bundan sonra demek ki bundan dolayı tarzında bir mantıksal formülle özdeşleştirmişler. Bu noktada fakülteden sevgili hocam Hasan Yazıcı'yı anmak isterim. Çünkü ilk kez ben bu mantıksal akıl yürütmedeki mantıksal problemi ondan duymuştum. Bundan sakınmamız gerektiği konusunda bizi uyarmıştı. Yani birebir ilişkiler kurmamamız bağlamında. Herhalde bu neden-sonuç ilişkisini kurmaktaki en önemli problemlerimizden biri, buradaki hatalarımızdan biri, korelasyonla aynı anda meydana gelen olaylarla neden-sonuç ilişkisini karıştırmamız da etkili oluyor diye düşünüyorum. Kant'ın beni dogmatik uykumdan uyandırdığı sözü, Hume'un bu konuda ilk kez buradaki problematik nedensel ve çizgisel nedenselliğin çizgisel bağlantısı neden ve sonuç arasında, yani her nedenin bir sonuca neden olacağı tarzındaki genel mantık ve düşünüşü ilk eleştiren filozof olması bağlamında yalnızca Kant'ı değil sanki birçok insanı ve düşünce dünyasını uyandırmış diye düşünüyorum. Konuşmacılarımızın da değineceği gibi klasik fizikteki mutlak zaman ve lineer zaman anlayışı bu deterministik nedensellik kavrayışını bunun özellikle 20. yüzyıl başında genel görevlilikle zamanın görevliliği ve uzayın zamanla ilişkili farklı zaman anlayışının gelişmesi, gene özellikle kuantum kuramının olasılıksal nedensellik diye belirsizlik ilkesi bağlamında yeni bir kavrayış bize getirmesi, her neden, bütün aynı koşullardaki nedenler benzer sonuçlara yol açar anlayışının örneğin kaos teoremiyle gene büyük ölçüde sarsılmış olması, başlangıçtaki ufak farklılıkların sonucu çok önemli önemli ölçüde değiştireceğini bilmek. Bütün bunlar özetle 19. yüzyıl ortasından itibaren fizikte ve biyolojideki bütün bu devrimsel buluşlarla bugün bu nedensellik kavrayışımız büyük ölçüde değişmiş durumda. Bunun en önemli yansımaları ilk başta modern edebiyatta ortaya çıkıyor. Bu da bana çok ilginç gelen bir ilişki oldu açıkçası bu konuda okuyunca. Sonuçta felsefe ve fizikte nedensellikte birçok soru geliyor insanın aklına. Bütün bu soruları birlikte burada konuşmacılarımızın değerli katkılarıyla tartışacağız. Gerçekten
Evren ünlü kuantum fizikçisi Max Born'un dediği gibi ona nüfuz ettiğimiz oranda gerçekliği biraz daha algıladığımız oranda huzursuz ve belirsiz hale mi geliyor? Bunu konuşacağız. Evet, ilk konuşmacımız Mehmet Barış Albayrak. İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve felsefe lisansı yaptı. Yüksek lisansını yine Tübingen Üniversitesi'nde Kant üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Daha çok Alman idealizmi ve Alman romantizmi dönemiyle ilgileniyor. Çeviri ve editörlük çalışmalarının yanında alternatif eğitim tarihiyle ilgileniyor. Konuşmasındaki sorular son derece enteresan, onun belirttiği. Nedensellik saf bir doğa bilimsel determinizm dışında nasıl ele alınabilir? Nedensellik insana özgü bir kavram mıdır? Yoksa doğanın değişmez bir özelliği midir? Sahiden nedensellik kültürel tarihe baktığımız zaman bu sorular ister istemez hepimizin aklına geliyor. Son derece ilginç sorular. Felsefeciler bunu bakalım hangi farklı perspektiflerden ele almış Sayın Mehmet Barış Albayrak bize bunu anlatacak. Sizi şöyle alayım. İkinci konuşmacımız Tonguç Rador. Lisans ve Master Boğaziçi Üniversitesi'nde 1994 ve 96 yıllarında tamamladıktan sonra doktorasını Boston Üniversitesi'nde 2001 yılında tamamlıyor. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde profesör. Kendisini felsefede ve fizikte zaman konusunda da bir kez daha dinleme şansını bulmuştuk. Ve çok etkilenmiştik konuşmasından. O da nedenselliğin klasik ve modern fizikteki yerini ve etkilerini ayrıntılı olarak bizlerle beraber irdeleyecek. Onu da bizi davet ediyorum. Buyurun lütfen. Felsefe tarihinde nedenselliğin farklı anlamlarına değinmek istiyorum. Çünkü tarih boyunca değişen bir kavram aslında nedensellik. Daha çok işte zaman içinde mekanik bir hale geldi ama şimdi günümüzde yine biraz değişti. Ama en başta nasıldı? Daha da tabii öncesi var ama elimizde yazılı kaynaklar oraya kadar gittiği için şimdilik en başta diyoruz. Antik çağdan genellikle tabii ki başlıyor. Presokratikler de neden kavramı deyince ne anlıyoruz? Burada en temelde iki tane kavram aslında karşımıza çıkıyor. Biri logos, diğeri arke. Yunanca logos, akıl ya da işte söz, birçok anlama gelen bir kavram. Arke de başlangıç demek. İlk ilke demek. Genellikle burada ele alınan anlamda genel olarak doğanın ya da işte içinde bulunduğumuz dünyanın temeli nedir? İlk nedeni nedir? Nedenden daha çok anlaşılan kavram bu. Heraklitos, işte Pisagor, Demokritos bir sürü isim sayabiliriz burada. Gördüğümüz şeyin arkasında yatan zihinsel olarak kavrayabileceğimiz temel bir neden, kaynak var mı? Yani bu dünya nereden geldi? En temel soru aslında. Bu dünyayı tutan bir birliktelik var mı? Temel neden var mı? Aristoteles'in daha sonra siz değindiniz. En temel sorusu işte neden? Yani hayret üzerine duyulan felsefenin temeli zaten. Yani doğadan ve işte insanın varoluşundan bilincine hayret etmek ve bunun arkasında yatan nedeni sorgulamak. Platon da daha çok rasyonel bir neden arayışı ile karşılaşıyoruz. Platon'un ideyalar kuramı burada çok etkili. Burada hepsini tek tek özetlemek istemiyorum. Hızlıca geçeceğim. Daha sonra daha çok modern
dünyadaki işte modern neden kavramına değinmek istiyorum. İlki akli rasyonel neden, yani idealar esas neden dediğimiz şey bu. Bu ayrım önemli oluyor aslında daha sonra felsefede. Esas neden ve birinci neden ve ikinci neden. İdeaların dünyayı etkisi aslında. İkincisi maddi şeylerde bulunan, rasyonel olmayan, daha çok işte mekanik dediğimiz nedensellik. Platon'da böyle bir ayrım başlıyor aslında ilk defa. Daha sonra Aristoteles'in ünlü ve çok etkili olan, yani günümüze kadar çok etkili olan dört temel neden ayrımı var. Maddi neden, bir şeyin neden yapıldığı, örneğin işte heykel mermerden yapılır, klasik örnek. Formel neden, mermerin dönüştürülme imkanı, yani bu maddenin içinde onun dönüştürülme imkanının barınması. Mermere ait olan bir heykelleşme ya da başka bir forma dönüşme imkanı, formel neden. Anlık bunadık bir şeyler olursa lütfen kesin sorun, itiraz edebilirsiniz. Üçüncüsü etken faal neden dediğimiz, daha sonra biraz teleolojiye dönecek amaçsallık, bunu da bahsedeceğiz. Etken neden, yani o maddi nedenden bir formel nedeni kullanarak dönüştürücü etken, heykeltıraş burada olabilir. Dördüncüsü amaçsal neden, burada da daha çok failin zihnindeki tasarım. C ve D'de daha önceden gördüğümüz logos, zihinsel neden ve Platon'da gördüğümüz o zihinsel neden, kurucu, etkin neden kavramı var. Etkin neden zaten modern fizikle beraber en temel nedensel kavram olacak. Daha sonra nedenselliğin teolojik, metafizik açıklamaları başlığında Plotinus'a değinebiliriz. Burada işte daha çok çok tanrıcılık ya da mitolojiden tek tanrıcılığa geçişi de izlerini göreceğiz aslında. İlk neden kavramı ortaya çıkacak. Burada Nedenler Kitabı diye enteresan bir kitap vardır. Plotinus'tan etkilenip yazılan anonim bir kitap. Daha sonra Arapça'ya çevrildi ve işte İslam felsefesini de çok etkileyen bir kitap. İlk neden nedir? Burada çok ilginç bir ayrım var kitapta. Uzak neden ve yakın neden ayrımı yapılıyor. Orada bahsettiği uzak neden aslında yakın nedenden çok daha etkili olabilir. Bu ne demek? Yani zamansal ya da tarihsel bir uzaklıktan bahsedebiliriz. Burada tabii bahsettiği aslında Tanrı ilk neden, esas neden odur. Daha sonraki nedenler onun her zaman bir türeyişi. Burada psikanaliz diye bir not almışım. Bunu şöyle de belki yorumlayabiliriz bugün diye düşündüm. Yani bilinçaltı, yani bizim çocukluğumuzdaki bir neden, işte uzak neden bugün hala çok etkili olabilir gibi yorumlayabilir miyiz? Bunu böyle bir soru işareti olarak atıyorum. Daha çok artık teolojik değil, modern bir yorum olarak. Daha sonra Gazali ve okasyonalizm kavramı önemli. Daha sonra Malebranche kıta Avrupa'sında da buna değinecek. Bunu ara nedencilik ya da vesilecilik de deniyor. Burada yaratılan şeyler, eğer işte Tanrı her şeyi yarattıysa, bundan sonraki neden-sonuç ilişkileri nasıl kurulabilir? Yaratılan şeyler arasında gerekli gerçek olacak o. Gerçek neden-sonuç ilişkisi yoktur. Ruh ve beden, kumaş ve ateş arasındaki ilişkiyi Tanrı kurar. Bu tabii bize çok şimdi böyle zihinsel olarak tuhaf geliyor. Ama aslında günümüzde biraz daha bir şekilde popülerleşti, buna sonra değineceğim. Neden hani gerçek neden olamaz bu teoriye göre? Çünkü hani Tanrı ilk nedense gerçekten sahici bir neden, ondan sonra mümkün kılınamaz. Onun yerine Tanrı her seferinde bir şekilde araya girerek birbirinden bağımsız ruh ve beden, örneğin işte bugün hala tartışılan ruh ve beden ikiliği ya da işte bunlar arasındaki ilişkin nasıl kurulduğunu okasyonalizm araya bir üçüncü etken sokarak, işte Tanrı'yı sokarak örneğin, iki tane ilgisiz şeyi her zaman onun bağladığını sürekli söyleyecek. Leibniz çok ilginç bir figür, o da felsefe tarihinde. Nedensellik bir şeyin diğerine doğrudan etkisiyle olamaz. Beden zihni, zihin bedeni etkileyemez doğrudan. Buraları okasyonalizme, ana nedenciliğe benziyor. Kolumuzu sıkmamız ve acı duymamız arasındaki ilişki nedensel değildir. Şimdi yine çok aslında gündelik hayatımıza çok aykırı bir
sözcüklü ifade gibi. Şeyler arasında sadece bir nedensellik olamaz. Çünkü önceden kurulmuş, tesis edilmiş bir uyum vardır. Buna işte predetermined, işte harmoni, ünlü Leibniz'in daha önceden bir saatçinin evreni kurması. Ve aslında bütün neden sonuçlar çoktan o şekilde belirlenmiş durumda. Burada bilmiyorum, hani fizikçiler de aramızda bir şekilde teolojik değil de fiziksel anlamda Big Bang'le bunu açıklayabilir miyiz? Oradaki ilk, Big Bang'den sonraki ilk hareket ve oluşumlar zaten çoktan bir yay, ok ve yay zaman oku diye bir kavram vardı sanırım. Eğer onunla açıklanabilir mi acaba? Ben pek bilmediğim için sadece ortaya atıyorum bunu. Bilardo topunun çarpışması gerçek bir fiziksel neden sonuç ilişkisi değildir. Yani aslında etkin neden, sahici neden hiçbir zaman yoktur. Leibniz bunu sonra tabii ki biraz revize edecek ve monad teorisinde etkin neden, gerçek neden koyacak. Ama bu fiziksel dünyayla ilişkili olmayan bir sahici etkin neden dönüşümü. Burada isterseniz ona çok girmeyelim. Burada ama Leibniz'in önemli bir teorisi arzu ve bakış açısının tek sahici neden olabileceği. Bir şeyi arzulama, istek ya da ve bakış açısı. İstek duyup harekete geçtikçe bakış açımız da değişir Leibniz'e göre. Töz, monat tözü çerçevesinde bunları anlatıyor. Ben biraz gündelik hayata uyarlayarak anlatıyorum. Ama tamamen mekanik değil. Bunu söylemek için de ifade ediyorum. Nedenselliğin şu ana kadar işte daha çok teolojik açıklamalarını gördük. Nedenselliğin psikolojik açıklaması. Yine felsefeciler Locke kıta aydınlanması değil, ada aydınlanması, İngiliz ve İskoç aydınlanması da deniyor. Locke ve Hume burada çok önemli iki figür aslında. Nedensellik farklı şeyleri karşılaştırarak geliştirdiğimiz bir kavramdır. Zaman içinde de şeyleri atfettiğimiz bir ilişkiselliğe dönüşür. Yani ilk defa artık burada birey, insanın yavaş yavaş nedenselliği kendisinin oluşturabildiği fikri var. Ama burada dışarıdan gelen verilerden yola çıkarak kurulacak bir nedensellik ilişkisinden bahsediyoruz. Locke'un fikrini asıl geliştiren ise Hume. Çok önemli bir figür ve işte onun hala bugüne kadar tartışılan Hume ve Kant arasındaki çatışkı tartışmaya devam ediyor. Nedensellik ilkesi ne objektif bir biçimde akıldan ne de nesnel deneyimden çıkarsanabilir. Daha önce çünkü rasyonalizmin aslında öne sürdüğü teolojiden sonra nedensellik bizim insanın Tanrı'dan aldığı payla dünyayı atfedebileceğimiz bir kavramdır. Descartes'ta da vardır bu. Nedensellik, insan nedenselliği fikrine sahiptir çünkü evrensel bir nedensellik kavramına sahiptir. Çünkü tanrısal bir işte zihninde pay vardır. Ama burada artık biraz daha seküler bir düşünceye geçiyoruz. Nedensellikle objektif bir biçimde akıldan ne de nesnel deneyimler çıkarsanabilir. Çünkü nedensellik diye bir şey aslında objektif olarak yoktur. Hume'un şüpheciliği burada karşımıza çıkıyor. O yalnızca çağrışımların zorunlu, öznel ve psikolojik bir sonucudur. Hiçbir zaman evrensel olarak bir nedensellik kavramını atfedemeyiz aslında. Bu bizim bir şekilde alışkanlık sonucu oluşturduğumuz bir deneyim biçimi. Dış dünyadan edindiğimiz izlenimler bizde zamanla bir beklenti ve alışkanlık. Zamanla neden sonuç arasında bir zorunluluk hissi, oradan da inancı yaratır. Hissiyat ve inanç. Ya bu tabii dini inanç anlamında değil ama kuvvetli bir işte bilgi inancı. Burada doğamıza içkin mi olduğunu söylemek istiyorum nedenselliğin. Yoksa sonradan öğrenilen bir şey. Evet, öğrenilen. Ya dış dünyada edindiğimiz ilişkisellikle zaman içinde alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlık kanı ya da oradan da inanca dönüşüyor aslında. Kendi bilincinde bu inancı da dış dünyadaki şeyleri tekrar yansıtıyoruz, aktarıyoruz.
burada sizin de bahsettiğiniz Kant'ı dogmatik uykusunu uyandıran, dogmatik ne anlamda burada aslında? Rasyonalizme bir tepki, yani her şeyin akıldan türetilebileceğine dair bir tepki. Dogmatizmde biraz bu var. Nedense Kant, yani çok önemli bir fikir tabii, şimdi biraz daha ona değineceğim. Bugün hatta sinir bilimde birkaç gün bugün makale okudum. Kant tekrar geri dönüyor birkaç tartışma çerçevesinde. Belki sonra ona değinebiliriz. Farklı nedensellikler var Kant'ta. Nedenselliğin dünyalarını ayırıyor Kant daha doğrusu. Bu çok ilginç bir şey ilk defa. Birincisi teorik nedensellik. Şu ana kadar bahsettiğimiz nedenselliklere yepyeni bir açıklama. İşte Kopernik devrimi de deniyor aslında buna. Nedensellik özneldir. Ama Hume'da da özneldi. Hume'dan farkı nedir? Hume gözleme dayanır. Dış dünyadan edindiğimiz izlenimler aracılığıyla akıl yürütme vardır. Ancak Hume tüme varım yoluyla kesin bilgiye erişileceği konusunda şüphelidir. Doğa her zaman bizim gözlediğimiz gibi davranmak zorunda değildir Hume'a göre. Yalnızca akıldan yola çıkarak gözlemsel çıkarımlarımızı kanıtlayamayız. Bu tabii ki çok büyük bir etki yaratıyor aslında. Kant hemen eleştirmiyor. Çok ciddi bir yarılma. O yüzden de adı aydınlanması diyoruz aslında. Kıt aydınlanmasından önce. Kıt aydınlanması da Kant esasında. Beni uykumda uyandırdı ama orada da kalamayız. Çünkü sonuçta felsefe en temelde şüphecilikte kalmayı sevmiyor. Yani skeptizm, şüphecilikte kalırsanız kendi kendinizi sürekli çürütmüş oluyorsunuz. Felsefede her zaman kavramları biraz ileriye götürmek, yeni bir temel oturtma arayışı var. Nedenselliğe o nedenle zorunlu ve evrensel yeni bir ölçüt verilmeli. Ama bu sefer bu ölçüt dışarıdan kaynaklanan bir ölçüt değil, zihnimizin içinden kaynaklanan bir ölçüt olmalı. Kant'ın ünlü Kopernik devrimi aslında biraz buna dayanıyor. Birincisi sadece akıldan türetme değil, zihnin kendi anlama yetisiyle dış dünyadan aldığı verileri sentezleme. Biraz okuyayım belki sonra tekrar açıklarız. Nedensellik anlama yetisinin, burada akıl değil, akıllı anlama yetisinin arasındaki fark anlama yetisi bizim aslında dünyayı anlama ve anlamlandırma çabalarımızı temelini atan fakülteler ve yetiler, kategoriler. Nedensellik anlama yetisinin a priori bir kategorisidir. Yani deneyle kanıtlanamayacak a priori önsel, deneyden bağımsız bir kategorisidir. Ve tüm deneyimlerden bağımsızdır. Tam tersine deneyimi mümkün kılar. Yani bizim her türlü deneyimimizi zihinsel olarak öncelikle nedensellik kategorisine borçluyuz. Yoksa hiçbir şekilde dış dünyada bir kaos evreni içinde yaşarız. Aslında Kant'ın söylemek istediği bu. Yani öncelikle dünyada bir temel oluşturmamızın nedeni değil de yolu nedensellik kategorisi. Bu da zihinsel bir kategori. Diğer kategorilere örnek verirsek, birlik, çokluk, gerçeklik, olumsuzlama, olanak, zorunluluk. Aslında bu Aristoteles'ten gelen bir gelenektir kategoriler. İnsan zihninin dünyayı anlama biçimleri. En minimum düzeyde biz dünyayı nasıl anlamlandırıyoruz? İşte bu zihinsel kategorilerle. Bize çoklu görünüş olarak dışarıdan gelen içeriğe nesnel bağlam veren en temel kategori nedensellik. Ancak bu dışarıdan gelen içerik bizim yine öznel kategorilerimiz olan uzay ve zaman kategorileriyle. Yani burada çok uzun değinmiyorum ama Kant'ın yine en önemli özelliği uzay ve zamanın bizim öznel yetilerimiz olduğu. Bütün yani şuradaki işte uzayı, odayı benim öncelikle zihinsel bir öznel anlamda kurduğum Kopernik devrimi biraz bu. Bize göründüğü şekliyle kurduğu ama aslında evrenin kendi niteliklerini hiçbir zaman bilemeyeceği. Bir şekilde Kant şüpheciliği korur aslında. O da şu ki biz kendinde şeyleri hiçbir zaman bilemeyiz. Yani esasında özünü bilemeyiz. Sadece bize nasıl görünüyorsa öyle bilebiliriz. Nasıl görünüyor bize de kendi öznel uzay zaman a priori kavramlarımızla, kategorilerimizle ve zihinsel kategorilerimizle.
nedenselliğin dış dünyaya ait içkin nesnel bir özellik olduğunu söyleyemeyiz dedik. Nedensellik Kant'a göre, yani burası aslında önemli çünkü evrende bir nedensellik var. Asla Kant'a göre böyle bir şey diyemiyoruz. Ama olduğunu varsayıyoruz. Varsaymak zorundayız. Akıl bize bunu söylüyor. Ama bilgi olarak biz bunu hiçbir zaman Kant'a göre bilemeyeceğiz. Doğada bir nedensellik var mı yok mu? Nedensellik bizim her türlü zihinsel işleyişimizde hep sürekli zaten arka planda ondan çalışan. Ondan başlıyoruz yani, evet. A priori kabul edip öyle başlıyoruz. Evet. Her an içinde bunun tabii de zamansallık kavramı var Kant'ta. Yani bir şeyi arka arkaya zamanı ilk defa çok önemli bir yere koyuyor Kant. Zaman da bizim için içsel bir duyu, içsel bir mekanizma aslında. Zaman ve nedensellik kategorisi birlikte çalışıyor. Bizim bütün dünyayı temellendirmemizin koşulu bu. Konuyla ilgili olduğu için söyleyeceğim. 2016'da bir makalem yayınlandı yurt dışında. Orada farkındalığın, Koyalan'ın farkındalığı, dört boyutlu uzay zamanda anlaşılmayacağını yapay zeka ile karşılaştırmıştı. Bunun ancak fazladan boyut gerektireceğini söylemişti. Orada da Kant'ın dediği gibi, ama hesaplamanın farkındalık içeren girdilerle olursa, ayrıca yapay zekadaki gibi beyin dedek ve zamansal olursa, yani etki tepki şeklinde bir nedensellik doğrusal bir algoritmayla beraber olursa bu şey peş peşe gelen zamanlarda olursa bunun hesaplamayla ilgili olabileceğini söylemiştim. Ama farkındalığın zamansal değil, an içerisinde o boyutun fonksiyonel olmayan, tamamen uzamın yapısından kaynaklanan bir yapısıyla oluşan bir, kusura bakmayın biraz sinirliyim az önce çünkü ufak bir tartışma yaşadım, olduğunu iddia etmiştim. Şeyde Safet Bey buradaysa o da bilir, kendisine de okuması için makalemi o zamanlar yollamıştım. Yani biraz böyle Kant'la da ilişkisi olduğu için. Yani evet, Safet Hoca onu zaten çok daha iyi bilir. Ben beyin karşılığını bilmiyorum ama özellikle iki şeyde, evet. iki alanda Kant şu anda çok popüler. İşte birincisi grid sense dediğimiz, işte bizim mekanı algılama, beynin mekanı algılama becerisi. Burada Kant'ın tekrar teorisi çok popüler. Bir de sizin dediğiniz yapay zeka konusunda prediction, ona tam ya yani öngörülebilirlik, insan zihninin dış dünyayı öngörme biçimi, öngörme zorunluluğu, prediktif paradigm deniyor sanırım buna sinir bilimde. Yani Kant'ta bu çok önemli var aslında. Yani nedensellik, insan zihninin dış dünyadan aldığı verileri nasıl işlediği sürekli. Sizin dediğinizde sanırım benziyor. Yani yapay zeka çalışmalarında da yeniden popüler Kant aslında. Ama benim çok alanım değil tabii beyin. O yüzden tam bilmiyorum. Ama belki zaman kalırsa değiniriz. Burada aslında biraz bahsetmişim galiba. Nedensellik yine içsel bir yeti olan zaman şemasıyla beraber algının içeriğini uygulanarak onu bilinçli bir deneyime dönüştürür. Algının içeriği yalnızca bize önsel, deneyden bağımsız uzay zaman kategorileri aracılığıyla görün dahiliyle verilir. Kendinde şeyleri ama hiçbir zaman bilemiyoruz. Kant'ın koyduğu bir sınır var insan bilgisine. Burada zaman kavramı çok önemli. Kant'ın güncelliği, işte bahsettik demin, uzay zaman algısı ve nedensellik, yapay zeka araştırmalarında bugün gitgide popüler olmaya başladı. Örneğin işte bir algı geliyor, ya yani beyin neyi işliyor beyin? Dışarıdan gelen veriyi işliyor. Ama bu veri ve dışarıdaki şey arasındaki ilişki nasıl kuruluyor öncelikle? Beyin buradan yola çıkarak nasıl dış dünya ile ilgili tahminlerde bulunabiliyor, nasıl öngörülerde bulunabiliyor. Burada Kant yeniden çalışılmaya başlandı. Bu prediktif teori dediğimiz şey, yine öngörülebilirlik sanırım tam Türkçesi bilmiyorum.
Thomas Bayes'in olasılık kuramı, yani zihnin, beynin daha doğrusu bir olasılık şemasıyla işlediği, sadece verilerden yola çıkarak tahminlerde bulunmadığı, kendisinin de bir olasılık şemasıyla öngörülerde bulundu. En çok da işte popüler bilimde vardır. Nasıl dünyayı algılıyorsak işte öyle, nasıl deneyimlerimizden yola çıkarak belirli işte kendimiz hakkında öngörülerde bulunuyoruz ve hakikaten doğru çıkıyor gibi. Ama tabii bu biraz daha bilimsel çalışmalar burada. Ben devam edeyim. İkincisi pratik nedensellik Kant'ta. Bu da enteresan. Kant'ın ahlak teorisinde aslında var. Kant'a göre tek ahlaki davranış yalnızca aklın yasasına uyan davranıştır. Bu davranış da tek özgür davranıştır. Çünkü insan kendi aklının yasasına uyar burada. Burada nedensellik nerede var? İnsanın otonom bir varlık olması, otos nomos, yani kendi yasasını koyan bir varlık olması, bu ahlak yasasının insan zihni davranışını ahlaki açıdan belirleyecek tek kıstas olması anlamında burada bir ahlaki nedensellik var Kant'ta ilginç bir şekilde. Ve bunu dış dünyadaki nedensellikten tamamen ayırır Kant. Herhangi bir ahlaki davranış hiçbir zaman dış dünyadan yola çıkan verilerle yapılabilecek bir davranış değildir. Sadece kategorik buyruğa uyularak yapılacak bir davranış. Bu da kategorik buyruk boş bir formüldür aslında. Evrenselleştirme yasası. Yani çok kısaca söylersek bir davranış, yapacağınız bir davranışı evrenselleştirebiliyorsanız uygulayın. Yani işte hırsızlık mesela, hırsızlığı evrenselleştirirseniz herkes hırsız olur. Ya da yalanı evrenselleştirirsiniz. Herkes yalan söyler, doğruluk ortadan kalkar. Yani kendisiyle çelişir. Boş bir formüldür kategorik buyruk aslında ve insan davranışını ahlaki anlamda belirleyecek tek nedendir. Herhangi bir dışsal neden, motivasyon kaynaklı hiçbir davranış ahlaki değildir. Ama bu ahlaksız da değildir anlamında değil Kant'ta tabii ki. Özgürlük ve zorunlu birleştirme burada çok temel bir şey ortaya çıkıyor aslında. Daha sonra Kant'tan sonra Alman idealizminin en büyük amacı olacak. Yani hem özgürlük ama aynı zamanda da zorunluluk. Ahlaki yasa, biz çünkü özgür varlıklarız, kendi yasasını koyan. Ama yasa sözcüğü var burada. Yasa da aynı zamanda zorunluluk demektir. Bu ikisini nasıl birleştiririz? Bu da Almanların işte içinden çıkamayacağı ya da çıkacağı bir çok önemli bir tartışma. Üçüncüsü Kant'ta teleolojik, yani teolojik değil, dinsel değil ama teleolojik amaçsal nedensellik. Bu da üzerinde biyoloji alanında sık çalışılmaya başlanan bir aslında konu. Organik ve inorganik ayrımıyla neden-sonuç ilişkisi değişir Kant'a göre. Organik yapılarda nedensellik içsel bir mekanizmadır. Neden ve sonuç ardışık değil, döngüseldir. Yani sonuç neden, neden de sonuç olabilir. Burası ilginç bence. Tek ben bir örnek bunu verdim ama birçok örnek bulabiliriz. Acıktığım için yerim, yediğim için acıkırım. İnsan organizmi, yani bütün organizmalar, insan organizması değil. Bu nedenle dış dünyadan farklı, bağımsız bir nedensellik geliştiriyor. Amaçsallık aslında burada diyebiliriz ama içinde bir tür neden-sonuç ilişkisi var. Örneğin bir organizma içsel ihtiyaçlarına göre dışarıyı amaçsallaştırır. Glikoz aslında glikozdur kendi başına ama bir bakteri için bir besine dönüşür. Yani siz orayı kendi amacınıza göre dış dünyayı şekillendirirsiniz biyolojik organizmada. Kant burada farklı bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu söylüyor. Organizmadan önce kendi halinde, organizmada neden ve sonucun karşılıklılığı hep birbirinin üretmesi söz konusudur. Aynı zamanda da organizma bir bütün halinde her zaman ele alınır. İşte kol yine bir bütünlük içindir. Kol, insan kolu kendi başına, tek başına bir şey, yani bedenin bir parçası kendi başına bir şey ifade etmez. Organik bütünlük o anlamda farklı bir, kendi içinde amaç ve neden sonuç döngüsü, amaç çerçevesinde neden sonuç döngüsü yaratıyor. Burada neden ve amaç tabii ayrımına dikkat etmek gerekiyor. Amaç da her zaman Aristoteles'in daha önce bahsettiği bir fail var. Üçüncü neden dediğimiz şeyde işte heykeltıraş. Amaç da bir nedenden farklı olarak bir özne her zaman devreye giriyor. İlkini sadece mekanik bir anlamda yorumlayabiliriz. Bu anlamda dilsel anlamda buna dikkat etmek gerekebilir. Bugün
nedensellik ne anlama geliyor? Burada üç tane ben soru işareti, benden sonraki tartışma için belki ya da bizim tartışma için koymuşum. Birincisi biyolojide yaşamın kaynağı sorusu ya da organik ya da inorganik arasındaki ayrım, Kant'ın bahsettiği bu teleolojik nedensellik ne anlama geliyor? Biz ilk nedeni ararken, ilk yaşamın kaynağını ararken nasıl bir neden sonuç bağı düşünüyoruz orada? Sinir bilimde beyin zihin arasındaki ilişki, aynı zamanda Kant'tan yola çıkarak uzay zaman kavramlarıyla biz evreni ya da dünyayı nasıl algılıyoruz? Ya da öngörülebilirlik, bundan sonra olacak olayları tahmin edebilirlik. Bu tabii kehanet anlamında değil de çok basit algı öngörülebilirlikleri anlamında. Sinir bilimde böyle bir tartışma bugün var. Fizikte siz belki bahsedersiniz, işte kuantumda nedensizlik var zaten. Benim etkisi, gözlemci burada acaba ara neden mi? Böyle bir makaleye ben rastlamıştım. Yani ne kadar bilimsel bilmiyorum ama gözlem dediğimiz şey aslında işte Gazali'nin bahsettiği, okasyonalizmde bahsettiği neden ve sonuç arasındaki bağı kuran, işte nedenselliği oluşturan figür aslında işte insan zihni orada. Burada mistisizme kaçmadan sadece kuantum ve işte Newton evreni arasındaki ilişki. Bunlar tabii benim çok ilgi alanımda ama bildiğim çok şeyler değil ama çok ilginç geliyor bana. Beyin ve zihin arasındaki ilişkiyi biraz açabilir misiniz? Tabii yani burada yani Safet Hoca tabii varken ben ne kadar açsam bilemiyorum ama şöyle yani beyin daha çok organik bir orada yapı yani biyolojik bir elle tutulur bir şey ama zihin elle tutulur bir şey değil bizim için ve eskiden ruh ve beden arasındaki ayrım bugün artık biraz buna evrildi. Yani biz bir acı hissettiğimizde bu acıyı yaratan işte oradaki evet bir fiziksel şey ama aynı zamanda duyumsadığımız bir şey. Bu ikisi arasındaki bağ nasıl kuruluyor? Zihinsel faaliyetlerimizle bunun arkasında yatan işte nörel aktiviteler arasındaki ilişki nedir? Bu nörel aktiviteler işte kimyasal şeyler sonuçta. Onlar nasıl bizim duygularımızı etkiliyor, hatta düşüncelerimizi etkiliyor. Hatta yeni kavramlar yaratıyoruz biz bu şekilde. Bunun arasındaki ilişki hala sanırım henüz çok iyi oturmuş değil. Bütün zihinsel aktiviteleri beyne indirgeyenler var. Zihine tamamen indirgeyen artık pek bilmiyorum var mı? İkisinin arasında diyalektik bir ilişki kurmak isteyen grup var. Bu esas olarak yani... Bu bireysel bir farklılık yaratmıyor mu sizce? Beyin ve zihin arasındaki ilişki. Her beyin aynı zihin kapasitesine sahip olabiliyor mu? Yani genel burada en minimum insan zihinsel aktiviteleri işleyişinden tabii bahsediyoruz. Hani en temel duygulanımlar, en temel düşünce yapıları. Yani insan arasındaki fark tabii şey anlamında ele alınıyordur. Sizin gördüğünüz renkle benim gördüğüm renk arasındaki belki ikimiz de aynı şeyi görüyoruz. Belki o bağlamda farklı zihinler ele alınıyor, alınmalı da zaten. Ama dediğim gibi... Fikrini söyleyeyim mi? Tabii. Modern bilimde Kant'ın bütün söyledikleri yanlış. Neuroscience'da, nörobilimde Kant'a atıf yapılıyorsa sadece onu çürütmek için atıf yapılıyor ve zaten çürütülmüş durumda. Şimdi Kant 18. yüzyıl adamı, Darwin'den önce iki şeyi bilmiyor Kant. Bir, evrim bilmiyor. İki, komplekste, non-linear dinamik sistemleri bilmiyor. Şimdi en son mesela, yani eleştirecek o kadar şey var ki, organik en son bölüme gelirseniz, organik organik canlılarla organik olmayan sistemler arasındaki fark, yani modern bilimde böyle bir ayrım yok bir kere. Çünkü mesela Stuart Kaufman gibi adamlar kendiliğinden bir şeylerin nasıl olabileceğini ispatladılar. Yani cansız sistemler bile, canlı sistemler bile. Mesela şey bizim bildiği 256 tane farklı hücre var. 250 hücre neden 250 farklı tipte hücre olacağını çok basit düğmeler örneğiyle, Kaufman'ın örneği açıkladı. Yani Kant'ın bu yazdığı söyledikleri şimdi modern bilim hiç ilgilendirmiyor. Sadece bilim felsefesi, yani felsefe tarihini ilgilendiriyor.
Yani şimdi bugün aslında şu tam bir makale okudum. Yani sinir bilimde, sinir bilimciler ya da cognitive science diyelim. Yani kimi cognitive scienceciler aslında bu özellikle işte öngörülebilirlik teorisinde, istatistik teorisinde Kant'a değiniyorlar, atıf yapıyorlar ama yani tabii şurada şöyle bir şey var. Uzay zamanla ilgili bir şey söylediniz, onu da hatırlatayım. Einstein'dan 100 yıl önce Hegel bile sadece kavramsal olarak uzay ve zamanın ayrı ayrı konamayacağını söylemişti. Yani uzay ve zamanı ayrı ayrı ele alamayacağımızı Hegel diyor söyledi. Evet, Kant ilişkisinde yani mesela o kadar çok şey var ki Kant bizim için, yani ben bir bilimci olarak söylüyorum, fizikçiyim ama bence tıpçılar için de öyle, neuroscienceciler de için de öyle. Kant'ın hiçbir söylediğini ciddiye almamızın hiçbir anlamı yok yani. Tabii yani şurada aslında şöyle bir ayrım var. Yani felsefe ile doğa bilimi arasında aslında tam belki onu dile getiriyorsunuz. Yani felsefe aslında orada kanıtlanacak bir şey sunmak istemiyor. Felsefe çok önemli de bu. Eski felsefe 18. yüzyıl. Günümüzde felsefeciler bunlarla uğraşmıyor yani. Kant'la uğraşmıyorlar. Ya benim bildiğim hani şey var, bir tekrar bir Kant'a bakalım. Yani çünkü sonuçta zihinsel... Çürütmek için bakılabilir. Yani, beynin işleyişinde özellikle bir salt dışarıdan biri almayayım. Bir şey sorabilir tabii. Miyim? Sanki Kant böyle makro dünyayı algılama şeklimizi Newton fiziğine dayanarak açıklıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla hem bu Newton fiziği artık hani büyük ölçüde değişmiş demeyeyim. Hala makro dünyadaki önemini koruyor ama Einstein'la genel görelilikle hem uzay zaman kavrayışımız, kuantum fiziğiyle nedensellik anlayışımız değiştiğine göre dolayısıyla buradaki bakışımızın da ne yöne evrileceği sorusu bana ilginç geliyor açıkçası. Sanki yalnızca biz makro dünyayı bu araçlarla, yani Kant'ın tanımladığı uzay zaman nedensellik, işte lineer bir dünyada deterministik bir bakışla baktığımızda onun söyledikleri çok oturuyor ama artık bu dünya değişti ve gerçekten kavramlar değişti. Buna bağlı olarak nedensellik anlayışımız da büyük ölçüde değişmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ama tabii Kant şunu demiyor, yani Newton evreni demiyor. Biz kendinde nedir bilemeyiz diyor. Bu ayrımı hiç unutmamak lazım. Zaten Kant'ın en temel şeyi o. O yüzden yeni şeyler her zaman açık. Yani yeni gelişmeler her zaman açık. Bir evrenimiz var ama kendisini bilemeyiz ama kavramlarımızı ilerletebiliriz bir şekilde. Ama şudur diye son noktayı Kant'a göre hiçbir zaman koyamayız. Yani bu önemli bir ayrım aslında. O yüzden her zaman bir dinamik bir yanı var aslında. Yani ayrıca bir de nedenselliğin bir zihinsel kategori oluşu da aslında yine de üzerinde biraz düşünülmesi gereken bir şey. Sonuçta zihinden bağımsız bir şey akıl yürütürken yürütebiliyor muyuz daha doğrusu? Yani kendi kendimize meditasyon yapabiliriz hepimiz evde. Biz bir şeyi doğaya bir şey atfederken yine de zihnin içinden bir şey kuruyoruz galiba. Yani bu idealistlerin zaten çok temel bir tezi. Ne realizmden ne idealizmden bence çok kolay çıkılamıyor o yüzden. Yani ne kadar böyle realist olabilirsek olalım sonuçta bir zihinsel tasarım. Ama ne kadar zihnimizi atfetsek de dışarıdan bir şey geliyor. Yani Kant aslında ikisinin arasını bulmaya çalışıyordu her zaman. İdealizm ve realizm arasını bulmaya çalışan bir figür. O yüzden ben seviyorum ama tabii Kantçı değilim. Kendimi daha çok seviyorum. Başka sorunuz var mı? Soruları en son alalım isterseniz. Tamam. Konuşmanız bittiyse Donmuş Hoca'ya ben bir isterim. Kahveyi bahane ederek bir iki dakika ara isteyebilir miyim? Olur tabii ki. Doktorlar anlar bunu diye. Teşekkür ederim beni tekrar çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. İşkence yetmemiş herhalde. Umarım bu sefer de geçen seferki gibi akıcı yapabilirim. Biraz daha zor bir konu. Zamandan bahsetmek kolaydı. Bir sürü espri katılabiliyordu işin içine. Şimdi biraz daha zor.
bir kendime şöyle bir akış çizelgesi oluşturdum. Umarım manalıdır. Bunun bu sıranın bir manası yok. Yani içinde bir alt metin yok. Öylesine seçtim dün gece yazarken. Ereksellik yok. Yani bir öyle bir mana içermiyor. Ya da ben bilmiyorum. Geliyor gibi değil. Umarım. Fiziğe tamamen içkin olduğunu düşünüyorum nedenselliğin. Bir tür nedensellik kavramı içermeyecek fiziğin olamayacağını düşünüyorum. Kuantum mekaniği dahil. Tabii ki ona hani geleceğim. Kavramlar genleşebilir, daralabilir. Kavramları eski yaratıldıkları dilde algılayarak sonra şaşırmak da tehlikeli bir şeydir birçok açıdan. Yani mesela ne bileyim işte mesela nedensellik de bunlardan biri. Belirli determinizm mesela böyle bir şoka uğradı kuantum mekaniğiyle. Halbuki birçok insan bayağı hardcore materyalist bir şekilde yani cidden materyalist bir şekilde kuantum mekaniği yapabiliyor. Bu dualist yani dualist bir şekilde de değil. Yani kendilerini kandırarak yapmıyorlar bunu gayet. Materyalist hatta solcu diyemem insanlar. Dolayısıyla hani nedensellikte de bir böyle bir kavram genleşmesi oluyor. Bunu bağlamış olayım. Yani nedensellik kavramı içermeyecek bir fiziğe umarım yapmak zorunda kalmam. Newtoncu fizikten başlayayım. Hızlı hızlı gitmek için bunun tarihini irdelemek istemiyorum. Felsefi tarihi zaten Aristo'dan başladı, hafif hafif geldi Galileo'ya kadar diye düşünelim. Orada bahsedilen şey zaten hareket, en basit manasıyla hareket incelendiğinde Galileo'dan beri bunun bir tür sebep-sonuç zinciri olarak görülebileceği keşfedildi. İlk büyük keşif budur. Yani bir parçacık bir hareket içerisindeyken belli bir andaki konumu ve hızı hemen akabindeki andaki konum ve hızının nedenidir. Bir sonraki andaki konum ve hızı da öncekinin sonucudur. Buna oturtulabileceği fark edildi. Bu fark ediş çok net matematiksel bir yapıya yol açtı. Buna diferansiyel denklemler, kabaca diferansiyel denklemler diyebiliriz. Diferansiyel denklem matematiksel olarak çok karmaşık olabilir. Fakat temelde çok geniş bir şekilde hal diyeceğiniz bir şeyi belirli bir zamanda o hal bilgisi üzerinden zamanda ötelemeye yarayan bir matematiksel sistemdir. Yani hal denen şeyi belli bir anda bilirsiniz, diğer anlar için bulursunuz. Şimdi diferansiyel denklemler yapıları gereği eğer elle konmuş bir indeterminizm ne bileyim dışarıdan olmadık zamanlarda gelen bir etki gibi ya da rastgele bir kuvvet gibi etkiler içermiyorsa içsel olarak deterministtirler. Yani diferansiyel denklemi bilgisayara koyduğunuzda ya da elle çözdüğünüzde belli bir andaki ilk veriyi aldığınızda bilgisayara bunu 100 defa da yaptıysanız aynı sonuca varacaktır belli bir zaman sonra. Şimdi buradan hemen gelelim. İlk sebep ortaya çıkıyor zaten. Bir diferansiyel denklem kendi başına ilk sebebini veremez. Çoğunlukla vermez. Bazı kuramlarda kuramın öngördüğü denklemler ilk şartlar üzerine de bazı kısıtlar getirebilir. Genel görelilikte bunu bazen görüyoruz. Ama çok genel bir yapı değildir. Ender olarak çıkar. Bütün ilk şartlarını bağlayan bir fiziksel kuram daha görmedim. Olsaydı fantastik bir şey olurdu herhalde. Yani bir diferansiyel denklem ve ilk şartlar üzerine net bir kısıt ancak bu olacak diye. Sebep-sonuç çizgisi dedik. Bu zaten başka bir açıdan baktığınızda zaman sıralı bir küme olarak da görebilirsiniz. Yani birbiri ardına gelen olaylar zinciri. Fakat bir diferansiyel denklemin oluşturduğu çizgi gerçekten nedensellik çizgisidir. Fakat herhangi bir sıralı çizgi nedensellik içinde olmak zorunda değil. Ya mesela öyle olsaydı, mesela adli tıp çok kolay bir iş olurdu herhalde.
Değil mi? Yani bir anda hemen geri. Çoğunlukla öyle oluyor zaten. Hem nedensellik içsel olarak yapılmasını sen adli kesinlikle olamazdı yani, değil mi? Ama o aradaki ilişki ve bağlantılar zaten olayı. Tabii ki ama hepsi nedensel, hepsi nedensel olarak kullanılıyor da o yüzden. Haklısınız. Nedensel evet. Her koşulda var evet. Ama neden ve sonuç arasındaki ilişki tabii, tabii, çok değişken. Tabii kopukluklar var, boşluklar evet. Şey yapılması gerekiyor. Öte yandan bu diferansiyel denklem üzerinden gideyim yani çok böyle soyut bir şeymiş gibi gelmesin gerçekten. Ben size bir kural veriyorum. Bir zamandaki sayı neyse bir sonraki zaman için sayıyı söylüyorum. Bir kural var burada. O kadar düşünün. Bu tür nedenselliğin yanında hemen uzayda ve zamanda yerellik kavramı da var. Yani bu diferansiyel denklem dediğim yapı size bir anda 100 milyar yıl sonraki şeyi söylemiyor. Diferansiyel dediğimiz o adı üzerinde diferansiyel, komşuluk demek, zamanda oldukça yakınlık demek. Kantçı bir kategori gene değil mi? Contiguity, yakınlık. Onun üzerinden yürüyor. Yani yavaş yavaş ilerleyen bir şey. Dolayısıyla bu sebep-sonuç zinciri birbirini izliyor, yakın olarak izliyor. Şimdi hemen ters soruyu soruyorum. Herhangi bir zaman sıralı bir çizgi, olgular listesi geldiğinde bunların sebep-sonuç ilişkisi içinde olduğunu söyleyebilir miyim? Tabii ki hayır. Yani herhangi bir zaman sıralanmış liste bunu vermiş olmamalı. Fakat işin komiği, Newton mekaniğinde herhangi bir zaman sıralı çizginin nedensellik içerisinde olmadığını ispatlayamazsınız. Olmadığını ispatlayamazsınız. Bunun sebebi de Newton mekaniğinin bu ünlü uzaktan etki açık olması ya da onu kısıtlayamamasındandır. Herhangi bir sırayı verin bana, Newton fiziğinde size istediği kadar uçuk gelse de tabii ki gündelik şeylerimizle şartlanmış olduğumuzdan bize canım bu da olur mu sebep sonuç ilişkisi diyebiliriz ama yalanlayamazsınız. Gerçekten Newton mekaniğinde böyle bir şey yok. Mekanizma yok yani bir kavram yok. Ama yani ama dediğim bu yüzden de Newton mekaniğinde nelerin nedensellik ilişkisi içinde olamayacağını söyleyemezsiniz. Şimdi Hume'un da eleştirisi, ondan önceki bütün eleştiriler nelerin nedensellik ilişkisi içinde olabileceği üzerine, olumlamak üzerine. Çok daha zor bir soru. Tabii çok büyük soruyla uğraşınca zorluk daha da büyük oluyor. Neden olamayacağını, hani nasıl ispatlarız? Şunun nedeni olamaz. Nasıl ispatlanır bu? Bu da çok açık bir şey değil. Yani evet bu bunun sebebidir ispatlamak zor ama tersini ispatlamak da çok aşikar bir şey değil. Çoğunlukla biz bunu kabul ediyoruz. Ne bileyim şurada saksı düşse burada benim konuşmamı etkilememeli diyoruz mesela. Birazdan buna geri döneceğim. Kaos olayına aradan gireyim klasik mekanik çerçevesinde. Şimdi kaosta olan şey sebep ve sonuç arasında bazen kantitatif olarak uyuşmazlık görüntüsüdür. Ufacık bir etki çok beklenmedik bir sonuca yol açmış gibidir. Doğrudur. Nonlineer denen yani doğrusal olmayan denklemler böyle bir yapıya haizdir. İlk şartları azıcık oynatsanız sonrasında şöyle söyleyeyim, havalı tabiriyle. Lineer olan denklemlerde yaklaşık olarak şimdiyi bilmek, aynı derecede yaklaşıklıkla geleceği söylemenize yarar, geleceği ifade etmenize yarar. Ama nonlineer denklemler üzerinden kurduğunuzda yaklaşık şimdiyi bilmek, yaklaşık geleceği vermeyecektir. Hatta o geleceğin uzayı çok çok büyük olabilir. Şu kadarcık oynattığınızda gezegen onun şu kadarcık yakınında değil, çok daha farklı bir yere gitmiş olabilir. Nonlineer denklemlerin olayı bu. Şimdi bu yüzden bir nedensellik ilişkisi yokmuş gibi gelebilir ama bu doğru değildir. Çünkü denklem nonlineer olsa da bir diferansiyel denklemdir. %100 kesin veri bir ilk şart her zaman aynı sonuca yol açacaktır. Buradaki olay şuradan kaynaklanıyor. Tabii ki pratikte biz %100 iyi bir ilk hal bulamayabiliriz. Pratiğin getirdiği bu sorunu işte azıcık küçülterek
yaklaşabiliriz ve ufacık bir komşulukta bir sürü ilk şart belirleyebiliriz. İşte konumu şuracık, şu kadarcık yerdeydi, hızı şununla şunun arasındaydı. Nominal denklemlerdeki olay bu ufacık ilk bilgi hatasının bile zamanla çok büyüyebileceği, aynı oranda küçük kalmayacağı üzerindedir. Şimdi bu sebep ve sonuç arasındaki bu kantitatif sıçrama çok şaşırtmasın sizi yalnız. İlla nonlineer sistemlerde olacak diye bir şey de yok. Mesela suyu alın, sıvı kalacak şekilde, belli bir şekilde, bu süper cooling denir, çok sıfırın altına indirin, sonra şöyle bir put yapın, bir anda donduğunu göreceksiniz bütün bardağın. Süper cool etmek budur. Kendisi sıvı halidir fakat içindeki yabancı maddeleri iyice azalttıysanız sıvı halde kalır fakat en ufak bir şey verirseniz sisteme, katkı, bir tedirgenme bir anda donacaktır. Mesela burada ilki olarak nonlinearlik olmak zorunda değil. Zaten yavaş yavaş suyu dondurduğunuzda da bir derece küçülttüğünüzde artık o bir derece küçük geliyorsa onun sonucu bir anda sıvıdan katıya geçmek oluyor. Şimdi bu manada evet kelebek kanadını çırptı. Non-linear dedim, doğrusal olmayan manasında denklemler mesela türevin kübünü, karesini falan içeriyorsa denklem garip bir şekilde. Doğrusal değilse yani. Verdiğiniz örnek için. Doğrusal olmayan, bu örnekte doğrusal olup olmadığı emin değilim. Ama doğrusal olmadığı örnekler de var dediğim gibi yavaş yavaş dondurursanız mesela bir anda gene donabiliyor. Yani bunun şeyi özelliği eksi 10'da bile donmamıştı ne garipti falan onun etkisi orada. Soruyu buydu değil mi? Bu doğrusal mı değil mi demiştim. Evet yani evet. Suyun sıvı halinden katı haline geçmesi diner mi bilmiyorum. İşte zamanda mı soruyorsunuz yoksa? Yani şimdi zamandaki bir diferansiyel denklem olarak ona cevap veremeyeceğim. Çünkü o çok daha karmaşık bir şey. Benim uzmanlık alanım değil mesela o. Ama düşünüyorum size bakarak illa nonlinear olması için çok büyük bir şart göremiyorum. Çünkü ısı alışverişini mesela zamanda lineer bir şekilde yapıyorsam, sıcaklığı zamanla lineer bir şekilde azaltıyorsam, onda zamanla lineer bir şekilde sıcaklığı düşecek. Sonra aynı sıcaklıkta kalarak kütlesi, içindeki buz kütlesi zamanla lineer bir şekilde artacak vesaire. Şart değil yani büyük etkilerin yaratılması, küçük etkilerle büyük etkilerin yaratılması için ya da mesela başka bir şey öne sürülebilir. Mesela bu gene aynı nonlineer bu sistem aslında fakat etki çok küçük, tepkisi çok büyük. Şimdi bu sistem nonlineer kendi kendine organize eden kritik sistemler deniyor. Mesela çığ oluşumu. Çığ ilk oluşturan etken son derece küçük bir gerçekten taş düşümü ya da ses dalgası çarpması olabilir. Ondan sonra başladığı anda artık gerisi geliyor. Ama bu sistemler çok kritik bir yerde durdukları için oluyor. Onu da hatırlamakta fayda var. Etkinin niteliği önemli değil mi? Burada nitelik, evet. Yani nicelik düşünmek yerine burada nitelik düşünmek gerekiyor. Çünkü o kadar kritik bir yerde ki en ufak bir şey onu zaten yıkacak. Dolayısıyla hani kaosta determinizm yoktur ya da ilki olarak ya da nedensellik şeydir. Biraz dikkatli düşünmek lazım bunu. Bence ilki olarak bu söylemler doğru değil. Yani kaos gelince nedensellik kaybolur o ya da nedensellikle determinizm arasında ama ciddi bir fark yok mu? Yani nedensellik var ama deterministik bir ilişki yok diyebilir miyiz? Çünkü tabii başlangıç ki. Tabii ki. Yani deterministik ilişki dememiz tabii, mesela, için belirli koşullarda her yok, zaman aynı sonucu. Yok, hayır. Mesela elimde 6 köşeli bir zar var. Size soruyorum, 7 gelme ihtimali nedir? 6 köşeli zar. Evet. kesin bir şekilde cevabı verdim. yani çok öyle ciddi bir paralellik yok ama yani sisteme göre ciddi iyi düşünmek gerekiyor. Yani kaosta da nedensellik var ama determinizm yok diyebilir miyiz? O an
denklemin kendisi deterministik. Ha, denklem. Denklem nonlinear bir denklem, determinist tıkır tıkır yürüyor. Fakat pratikte ilk şartları hazırlayışınızda ki şeylere o kadar hassas ki hatta eksponan üstsel bir şekilde ayrılıyor o birbirine çok yakın ilk şartlar. O pratik şey gerçekten neredeyse determinizm yokmuşa kadar hissettirebilir insana. Ama denklemin kendisinde aynı şartları bilgisayara verin 10 defa, 10 defa da göreceksiniz yani. Böyle deneyebilirsiniz. Yani kesin bilinen bir ilk şart için tek bir çözüm var. Peki doğada bu olay hani ünlü analojiyle kelebek orada olacak mı olmayacak mı? Kelebek kanat çırptığında işte şimdi kanat çırptığında Amerika'da kasırga çıkıyor meselesinde olduğu gibi. O denklemi mükemmel koydunuz ama o sırada bir şey oldu. Yani matematiksel mükemmellik olabilir de doğada kaos nasıl işliyor? Orada bu her zamanki işte, başlangıç koşulları... Tabii burada şimdi nesnel özel bir şeylere girmek gibi olacak. Yani betimlemeniz bir diferansiyel denklem üzerindeyse ilk şartları vermeden onunla bir çalışma yapamıyorsunuz. Sonuçta bir makine gibi ilk hali veriyorsunuz. Sonra size sonraki halleri üretiyor. İlk başta siz bir sorunlu bir veri girdiyseniz ve sisteminiz non-lineer bir denklemse, hatta bu şart da değil, öyle sistemler var ki non-lineer sistemler, bu ufacık farklılıklar gerçekten hani birbirinden çok ayrık sonuçlara gidebilir. Bunu diyorum. Dolayısıyla evet, yani kelebeğin etkisi hesaba katıldığında burada olmak yerine burada olabilir. Yüzlerce mil ötede olabilir. Ama bu gerçekten biraz olayı fazla iteklenir. Çünkü şimdi birazdan geleceğiz özel görelilik üzerinden düşündüğümüzde. Şimdi bu zaman sıralarının geçişimi mesela kavramını alayım ele. Fizikte bu da önemli bir kavram. Mesela alakasız olayların oluş sırasını fizikte pek manası olmaması gerektiğini düşünebiliriz. Yani ifade için çok önem arz etmemesi gerektiğini düşünürüz. Tamamen alakasızlarsa zaman oluş sıraları da o kadar önemli olmamalı. Fakat tamamen alakasız demek zaten döngüsel bir şekilde yani nedensel bağı yokmuş gibi. Hiçbir nedensellik yok. Yani. Evet, yok. Yoksa, hiç yoksa. Ama bunu tabii ki gene oraya geliyordum zaten. Newton sistemi böyle bir kategoriye sahip olamıyor. Çünkü sonsuz hızla gidebilen etkilere izin verdiği için bunu yalanlayamıyoruz hiçbir zaman. Aslına bakarsanız ben şurada bir not düşmüşüm. Büyük ihtimalle birazcık daha çalışsalardı, sırf buradan ki Newton'un kendi yazılarında da bu uzaktan etkilenin çok büyük rahatsızlıklarını okuyabilirsiniz, Principia'da falan. Yani buradan bile birazcık vakitleri olsaydı, onunla bununla yarışıyor olmasalardı, belki ne bileyim 20-30 yılda oradan bir devam etseydi Newton, özel görevliği belki bulabilirdi. Çünkü soruyu şöyle sormuş olsalardı diyorum, anakronik falan ama nedenselliği nasıl yalanlayabilirim sorusu, bunu sormuş olsalardı tarihsel olarak. Geç geldi bu, oldukça geç geldi. Kimle geldi, Hume'un ki gene de nelerin nedensel olduğuyla üzerinden yürüyor. Hani şunlar nedensel olamaz demiyor. Sen bugün nedensellik gördün, yarın göreceğin nereden belli? Tüme varımsal şeyle alakalı bir... Yani daha kökten bir şey söylüyor ama orada bu detay üzerinden ciddi bir perdeyi aralayacak yeri kaçırmış oluyor. Yani ilk bu detayı doğa bilimciler mi biliyor, felsefeciler mi oluyor? Açıkçası, nedensellik yok. Şimdi benim yani tarihsel olarak ilk önce özel görelilik kuramıyla bu kategoriye geliyor. Yani ona geliyorum şimdi. Nedensiz bir şey olabilir mi? Tabii. Yani tamam. Benim burada elimi kızgınca vurmamla Andromeda galaksisindeki seçimleri etkilemem mesela bir aynı anda. oradan geliyor işte. Nedenselliği biraz daha farklı bir kulvara çekiyor özel görelilik kuramı.
gerçekten şey için değil, sebepsel çizgileri çok daha havalı, çok daha güzel fizikle irdelediği için değil, ama kesin bir şekilde nelerin nedense ilişki içinde olamayacağını çok net söyleyebildiği için. Ve bu da uzaktan etki ilkesi tamamen terk edildiği için. Hiçbir şey ışık hızından hızlı olamaz, hiçbir etki ışık hızından hızlı iletilemez. Bu da demektir ki iki olay aralarında en az ışığın bir yerde oradan oraya gitmesi için gereken zaman aralığından daha yakınlarsa zamansal olarak nedensellik ilişkisi içinde olamazlar. Yani dediğim gibi ışıktan hızlı bir etkide bulunamam hiçbir zaman. Dolayısıyla hani belli bir diyelim belli bir uzayda aynı anda olan olaylar dediğiniz anda bu o zaman bunların kesinlikle sebep sonuç ilişkisi içinde olamayacağını söylüyor. Zaten sıfır, aynı anda olmuşlar, hiç gidecek bir şey yok. Ama birazcık bile farklı olsalar, hala ışığın gitmesi için yeterli zaman süresi yoksa o iki olay arasında gene nedensellik ilişkisi yatsınabilir. Ve bunlar nedensel olamaz olarak koca uzay zamanın yarısı ikiye bölünür, atılır. Bunlar nedensellik ilişkisi içinde olamaz. Yani Newton'da böyle bir şey imkansız. Şurada küçük bir not düşmüşüm hafif espri olarak. Şimdi bu şunu gösteriyor. Şimdi mesela eğer kahinlik yapacaksanız bunu göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü bazı olaylar eğer nedensellik ilişkisi içinde olamayacak olaylarsa bazı gözlemciler için biri önce öbürü sonra, başka bir gözlemci için öbürü önce öbürü sonra olabilir. Çünkü olayların oluş sırası manasızdır eğer nedensellik ilişkisi kurgulanamazsa. Ve işte oldukça uzak zamanlar, öteler için ve oldukça küçük yerler için atıp tutarsanız Nostradamus gibi günün birinde zaten onun şeylerinde zaman çizgisi bile yoktur. Mutlaka bir noktada bir şeyler tutar. Çünkü onu söylediği anda işte dünya üzeri 3 mikrosaniyede ışık dolanıyor. Ondan sonrası için çok rahatsınız. Ama derseniz ki mesela şimdi bu çok aşikar geliyor ama bir ışık yılı ötede şu yıldız süpernova olacak diyorum şimdi. Bir yıl sonra da o süpernova gözüküyor buradan. Bu aşikarca bunlar şeyde değil. Hesabı yaparsanız görüyorsunuz. Demek ki şimdi dil üzerine yaklaşın komediyi göreceksiniz. Bir gözlemci için ben o yıldız patladıktan sonra bir yıl sonra bu yıldız süpernova olacak diyorum. Çünkü olayların oluş sırasını farklı görürler farklı gözlemciler. Dolayısıyla hani Newton'da olamayacak şeyler olur. Neyse hani bunu koyalım şimdi. Nelerin sebep sonuç ilişkisi içinde olamayacağı konudu ve bu ilk ciddi bir ilerleme. Derken burada acaba şeyde bu görelilikte benim kabaca bildiğim kadarıyla ışık hızına yakın hızlarda bir görelilik var. Yani o hızlara ulaştığı zaman insan ya da kütleye bağlı olarak kütle arttığı oranda zaman yavaşlıyor bildiğim kadarıyla. Peki ışık hızında da burada ama gene bir nedensellik var gibi. Nedensellik tabii ki yani var. Ama ışık hızında yok diyorsunuz değil mi? Işık hızında çünkü zaman duruyor. Dolayısıyla zaman olmadığı yerde de bir neden sonuç ilişkisi. Yok ışık hızında zaman duruyor. Şöyle ifade etmek daha doğru. Hiçbir maddi parçacık yani kütlesi olan hiçbir parçacık ışık hızında gidemez. Kategorik olarak fizikte kütlesiz hiçbir parçacığın kendine has zamanı olamaz. Işık için şimdi bunu ışığın zamanı yok da diyebilirsiniz. Hani bu kendi başına has bir singüler durum. Ama kütlesi olan herhangi bir parçacığın saati yanındadır. Hiçbir zaman ışık hızında gidemeyeceği için de saat hiçbir zaman duramaz. Yani hangi koşullarda neden sonuç ilişkisi, nedensellik yok? Ben onu tam kavrayamadım da. Nedensellik ilişkisi bazı olaylar arasında yatsınabilir. Yani nelerin nedensel ilişki içinde olamayacağını gösterebilirsiniz. İşte örnekler verdim. Burada ya bunlar için tabii geniş uzaklıklar ve yani görevlik nedeniyle neden ve sonucun yeri değişebildiği için. Hayır. Neden ve sonucun yeri değişebildiği için değil. O iki olay nedense ilişki içinde olamayacağı.
olamayacağı için bu bu derece sert bir şey söylüyor. Yani bu bunun nedeni olamaz diyor. Onun ve bunun değil, onun bunun, değil başka şeylerin nedeni. Tabii canım. Evet, evet ama bu yani bir ilişki. Yani sizin söylediğiniz şey olmaz da bir başka şey. O zaman da doğada tamam canım ben herhangi bir şeyden bir başka şeye sebebi olma hakkını almaya çalışmıyorum. Ama bir ilişki olduğu için iki olay gerekli zaten. Biz şimdi her olay mesela diyelim ki sosyal anlamda her olayın mutlaka bir nedeni olduğunu düşünüyoruz. Yanlış mı düşünüyoruz? Mesela doğada bunda bunu bakın ben iki olay iki olay arasındaki ilişkiden bahsedeyim. Tek bir olaydan bahsedeyim. İki olay. Evet. O olayda olmayabiliyor bazılarında. Nelerde olamayacağını net olarak söyleyebilirsiniz. Bunu kantitatif bir şekilde söyleyebilirsiniz. Tamam. Ve bu yani çok bu derece sosyal etkilere uyarlanacak bir şey belki değil dünyevi olaylarda ama eminim mesela Asimov Vakıfı'nı okursanız orada ışık hızı evet, çok sen. Etken. Evet, ışık hızı, ışık hızı oldukça etken olduğu için galaktik evet. Söz olaylarda orada önem arz edecektir. Çünkü bir yasa yapıyorsunuz burada, öbür taraf 100 bin ışık yılı ötede o yasayı orada nasıl işleteceksiniz? Tabii karışık. Mesela burada siz kanunu koydunuz. Işık hızıyla ancak iletebilirsiniz o kanunu ama o ışık o kanun oraya gitmeden orada bu kanunla ilgili işlenmiş bütün suçlar şimdi suç mu? Doğrusu ne oldu? Evet işte hani nedensellik ilişkisi evet, burada evet. Işığın belirli bilgiyi iletmesi diye yuvarlayalım oradan tutarlı olacak. Şu anda anlamıştım. şimdi olumlamak zor bir konu gene oraya geleyim yani şunun nedenidir bu da bunun nedenidir çok zor bir soru başka kuramsal yapılar gerektirir mesela ne bileyim elektromanyetizma bilmenizi gerektirir ışık hızının sabitliği için illa elektromanyetizma bilmeye gerek yok bu kendine has bir yapıdır ışık hızı yerine Einstein hızı diyelim buna ışık Einstein hızından yavaş gidiyor olabilirdi. Ama kütlesiz olduğu için ışık hızı Einstein hızında gidiyor. Yani Einstein'ın bir limit hız kavramı kendi başına bir kategori diye düşünülebilir. O yüzden ışık demeyelim. Diğer bütün şeyleri sebep-sonuç ilişkini olumlamak için işte yer çekimiydi, sürtünmeydi, yok işte atomik şeydi, çekimlerdi, moleküler hepsiydi, kimyaydı, şuydu buydu falan derken bir sürü ek bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi olumlamak da öyle çocuk oyuncağı bir şey değil, hiç kolay değil hatta. Olumlamak da ancak belli yüzdelerle yapılıyor tabii. Ama şimdi genel göreliliğe geldiğimizde biraz daha farklı bir şey oluyor. Şimdi genel görelilikte özel göreliliğe nazaran farklı bir uzay zaman yapısı var. Uzay zamanı kendisi dinamik. Bu dinamizmden ötürü uzayın kendisi, uzayın zamanı kendisi farklı. Oradaki saatler, buradaki saatler hepsi farklı. Yani gerçekten özel göreliliğe nazaran çok daha hercai bir yapı. Yani her şey olabilir gibi gözüküyor. Bu Einstein kuramı içerisinde bazı çözümler diyelim. Mesela Gödel evreni bunlardan birisi. Maalesef kapalı nedensel eğriler denen eğriler içeriyorlar. Burada gerçekten sebep sonuca Ouroboros'un yılanı gibi dönüp dolanıyor. Şimdi bunlar fizikçiler açısından patolojik uzaylar olarak adlandırıyoruz. Çok tabiri yerinde değil mi? Yani sevmiyoruz. O yüzden kötü hasta uzaylar. Fakat gerçekten de bu uzaylar için gereken madde şekli de aynı derecede olmadık. Çünkü Einstein denklemleri geometriyi maddeye bağlayan bir denklemler dizisi. Nonlinerlik de var. Kaos yok kendi içinde. Fakat şimdi bu şunu sağlıyor. Ya ben şu geometriyi bir kabul edeyim bakayım. Buna ne tür madde gerekiyormuş? Şimdi bu yola saptı bazen. Halbuki daha önce biraz daha hani insan kendini çok rahat hissetmediği zaman bilinen madde üzerinden ne tür çözümler olabilir diye düşünülüyordu. Sonra bu mesela biraz işin ucu kaçtı. Mesela solucan deliği denen bir çözüm vardır mesela bilirsiniz eğer. Herkes adını duymuştur. Solucan deliği işte bir yerden bir yere hop tünel açıyor. Fakat solucan deliği aslında şey değil. Kararlı bir yapı değil. Kararlı yapmak için bir bakıyorsunuz negatif kütleli madde gerekiyor. Aman aman. Yani ben öyle aman aman diyorum. Çünkü
yani geometri eşittir madde denklemi üzerinden önce geometriyi koyup sonra işte demek ki böyle madde de gerekiyormuş demek bana biraz fazla eğip bükmek gibi geliyor. O yüzden bence ona da biraz dikkat etmek lazım. Fakat gerçekten ilk defa orada yapısal olarak hani belli bir matematiksel yapı içinde böyle kendi nedeni olan olaylar görebiliyoruz. Ama orada ciddi, derken genel, genel görelikle pardon yani, ama ciddiye çok almıyoruz. Şimdi yavaş yavaş kuantuma doğru geliyorum. Bunda bu arada klasik kuramlar çerçevesinde zaman tersinirliği simetrisinden bahsedeyim bir ara. Çünkü bu da sebep sonuçla oldukça alakalı. Şimdi bir film seyrettiğinizi düşünün. Ve filminde sonradan tersi oynatıldığını düşünün. Eğer kuramınız bu zaman tersinirliği simetrisine haitse, perdede gördüğünüz geriye oynatılan resim, evrende ileri oynatılan zamanda geçerli bir çözüm olarak vardır. Yani o da ileri işleyen bir zamanda çözüm olarak kabul edilebilir demektir. Tıpkı ayna simetrisi gibi, işte ayna simetrisinde de mesela ayna simetrisine haiz kuramlarda aynada gördüğünüz yapı doğada yer alabilir demektir. Mesela aynada hiçbir zaman kendinizi başkaları gibi göremez, başkalarını gördüğü gibi göremezsiniz. Bunu fark etmiş miydiniz? Aynada kendinizi hep sol elli görürsünüz. Başkaları sizi sol elli görmez. Ben aynada böyle kendime yazı yazarken baktığımda karşımdaki sol eliyle yazıyor. Ama siz bana baktığınızda tabii ki sağ elimle yazdığını görüyorsunuz. Ama tabii ki solak bir ben imkansız değil. O yüzden hani ne oluyor orada demiyoruz. Fakat mikroskopik fiziğe indiğimizde bu özellikle atomik fizik mertebesinde bu zamanı geriye döndürme simetrisi geçerli olmuyor. Ayna simetrisi de kırılıyor işin enteresanı. Yani mikroskopik fizik birçok şeyi bu ayna simetrilerini şey yapıyor. Şimdi neden bundan bahsettim? Şimdi hani sebep sonuç tersine mi dönüyor burada derken yanlış anlaşılmasın. Söylediğim şeyi burada tekrar etmek isterim. Aynada gördüğünüz tersi oynatılan filmin dünyada düz zamanda geçerli olabilen bir çözüm olmaklığından bahsediyorum. Yani zamanı geriye oynattık değil. Son zamanlarda işte bir kuantum mekanikçiler bir deney yaptı. Zamanı tersine çevirdik. Ne güzel değil mi falan dediler. Halbuki zamanı tersine çevirmediler. Zamanı tersine oynatılmış filmi doğrusal zamanda tekrar ettiler. Ama tabii havası eğildi. Tabii şu teknik olarak bu zaman tersine operatörünü konstrakt ettiler. Yani zamansal bir ayna buldular o sistem için. Fakat sistemin ilerleyişi gene düz zamandaydı. Bu Tessim Edison kırınımını entropi kuramı üzerinden de algılayabilirsiniz. Mesela sebep-sonuç ilişkilerine en hassas olduğumuz şey bu mikroskopik değil de biraz daha kaba saba, katı, çok parçacık içeren sistemlerde. Mesela bu bardağı atsam, kırsam ya da bunu bir filmde görseniz ne var canım dersiniz. Sonra tersine oynatılmış film, bu bir yerden kırıklar toplanıyor, buraya geliyor. Bunu tersine oynatıldığını anında hissediyorsanız bir filmin, doğada olmuyordur çoğunlukla ki öyle. Bu da mesela entropinin artış ilkesine aykırı bir hareket olduğu için sezgilerimiz, gündelik dünya çünkü buna kesinlikle aykırı. Entropi azalmasına hiç izin veren şeyler olmuyor etrafımızda. Biz ancak elle, büyük çabalarla mesela ev toplamak gibi mekanizmalarla entropi küçültebiliyoruz. Fakat evet, yani bu işin komiği zaman ayna simetrisi olmuş olsaydı bile entropi yüzünden bu zaman şeyini görebilirdiniz. Fakat bunun kırılmış olmaklığının şöyle bir nedeni var. Eğer kırık bir bardak görürseniz, yani bardak olduğunu şey yapabildiğiniz, ifade edebildiğiniz, o bardağın kırılmış olduğunu söylersiniz. Kırık olarak üretildiğini hiç düşünmezsiniz. Tabii ki ilki olarak kırık olarak da üretilmiş olabilirdi. O yüzden hani neden sebep sonuç ilişkilerinde fizikte çoğunlukla bu vardı. Biz kırık bardak gördüğümüzde birisinin bardak kırdığını düşünüyoruz. Birisi kırık bardak üretmiş diye düşünmeyiz. Öyle olsa zaten CERN deneylerindeki hiçbir şey tutarsız olur. Böyle bir etki gelmez.
Fakat bunu hani kenara koyalım. Evet, buna yapılan felsefi eleştirileri kabul ediyorum. Yani birisi kırık bardak üretiyor olabilir araya. Peki. Ne işe yarar? Evet, ne yapayım bu bilgiyle? Ondan sonra... şimdi kuantum mekaniğine geldiğimizde bir tık değişiyor ama söylemek istiyorum ki çok fazla uzatmayacağım, zaten bir az kaldı. Nedensellik ilke olarak kalınca değişmiyor. Şimdi nasıl? Yine evren şey kavram genleşmelerini hatırlayalım. Çünkü hani kelimeler yorulabilir. Belli sosyal olaylarda çok harika olan kelimeler sonra ravaştan düşüyor. Hatta ayıp oluyor bir anda konuşulması, imkansız hale geliyor. O yüzden hani burada da bir şey sanki bildiğimiz klasik nedensellik ona aykırı gibi davranıyor. Fakat biraz bu şeyi gerektiriyor. Biraz da geniş düşünmemiz. Çoğunlukla öyledir zaten. Yani çöpe, nedenselliği çöpe atacak bir keşifi hayal edemiyorum. Yani bilemiyorum. Şimdi şöyle bir kısıt getirdim. Kuantum mekaniğinde en genel manada sorulabilecek, en genel şekilde ifade edebileceğim manalı soru şu. Eğer bir sistemin A vehçesi, büyük A vehçesi, küçük A değeri olarak ölçüldüyse bir anda, biraz sonra bir büyük B vehçesinin, buna ölçülebiliriz, konumu diyebilirsiniz, A diyebilirsiniz. Bir büyük B vehçesinin küçük B değerini alma olasılığı nedir? Bakın şartlı olasılık şu olduysa şu olma olasılığı nedir? Şimdi kuantum mekaniği sadece bu soruya cevap veriyor. Şimdi hadi burada nedensellik yok, nasıl diyeceğim? Olasılıksal neden? Olasılıksal olsa bile evet. Çünkü şartlı olasılık diye bir kavram var ve orada nedensellik hemen işin içine giriveriyor gerçekten. Yani şimdi şöyle bir şey gene söylenebilir. Canım o arada hani önce gözledin sonra bir daha gözledin, bunu gözlediğin veriyken bu nasıl bir daha gözlerim diye sorusu, arada belki bir şey oldu. Peki gene. Yani bu bilimin pek yapabileceği bir şey yok orada. Hani o zaman şöyle deriz, ya sistem yanlış anlaşılmış, yani en baştan sistemi bildiğimi düşünüyordum. O su değilmiş de ne bileyim içinde birazcık şu çözelti olan suymuş meğersem, orada o etki yapmış gibi. Dikkat ederseniz burada şunu da ifade edeyim. Klasik mekanikte de bu soruyu sorabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Soruyorum. Jüpiter gezegeninin şu zamanda konum ve hızı şöyle ölçüldüğü veri ise bir yıl sonra, bir dünya yılı sonra şu yerde ölçüm olasılığı nedir? Bu soruyu sorabilirim. Klasik mekanikte buna cevabınız 0-1'dir. Çünkü determinist bir yapıdır. Kuantum mekanikte olasılıklar vardır ama dikkat ederseniz burada aynı soruya cevap verilebiliyor. Klasik mekanikteki determinizmin bize alıştırdığı şöyle bir şey var. O da ölçümsel determinizm yüzünden oluyor. Klasik mekanikte biz hep kendimize şunu söyleriz. Gündelik hayatımızda yani. Şu sistemin şu vehçesinin şu ölçüldüğü veri ise aynı sistemin t zaman sonra şusu ne olur diye ölçüyoruz. Şu olma olasılığı nedir diye sormuyor. Alışkın olduğumuz şey ne olur? Şöyle olduysa ne olur? Yani tam söylüyor. Evet. Mesela zarın 600'ü olduğu veri ise 7 gelme olasılığı 0'dır. Çünkü bunu görüyorsunuz. Klasik mekanikte de bu aslında yapı olarak oturabiliyor. Sadece cevaplarınız 0 ya da 1 olarak vereceksiniz. Peki kuantum fiziğindeki bu nedenselliği tamam. Nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi bu şey, mesela Penrose'a da bakarsanız onun gösterdiği manada bir hazırlanma. Sonra Schrödinger denklemi denen determinist bir denklemle halin ilerlemesi. Tıpkı Newton mekaniği gibi işliyor orası. Yapısal olarak değil ama matematiksel olarak. Sonra bir ölçüm daha. Şimdi burada zaten zamanda tersinlik yok. B ölçümünün sebebi A hazırlaması. Ondan sonraki de B hazırlaması. Yani bunda bir nedensellik şeyi zorlu görmüyorum. Sistemi böyle hazırladım. Sonra şöyle ölçtüm. Bütün bu sürecin kendisi nedensel bir süreç. Hatta gene özel görelilik üzerinden düşünürseniz hepsi sebep-sonuç ilişkisine haiz. Çünkü olay oluş sıraları değişemez durumda. Yani istediğiniz gözlemciyle bakın buna. Ben hazırladım bu sistemi, sonra bunu yaptım. Zaten değişseydi o bir
gerçek bir şey olmamış olacaktı. Kaos. Yok yani hazırlama ve aynı sisteme ölçme süreci olmamış olacaktı. Benim sormak istediğim şey burada farklı bir kavram ihtiyacı yok mu? Şu anda yok. Şu anda yok. Ama şimdi şeye geliyorum. Bu de bahsettiğiniz EPR'de bahsedeceğim. Şu haliyle ben burada çok bildiğimiz manada bir nedensellik görüyorum. Yani olasılıklar şeklinde bir sonuca varsak bile tabii. Bu klasik bir nedensellik. Tabii ki, tabii. Yani o deneyi, hazırladığın veri zaten şartlı şey olduğu için, şartlı olasılık sorusu olduğu için zaten öyle. Şimdi bu arada mikro nedensellik diye bir kavram var. Bu kuantum mekaniğinin en özel görelilikle birleştirildiğinde en büyük keşiflerinden birisi. Eğer iki ortam, ne bileyim bu galaksi ve şu bizim galaksimiz ve Andromeda galaksisi şu anda laboratuvarlarında iki fizikçi deney yapıyor olsalardı bu deneyler birbirlerini etkileyemezdi. Alakasızlık gelirim. Yani birbirinden bağımsız. Orada zar atıyor, burada zar atıyor. Burada attığım zar onu niye bağlasın? Bu mikrokozaliti çok şimdi anlatması uzun matematiksel bir sebep yüzünden karşı parçacıklara yol açıyor. Karşı parçacıkları sadece bu keşif üzerinden, bu önerme üzerinden yapabilirsiniz. Kuantum alan kuramının tutarlı olması için gereken bu mikro nedensellik ilkesi, yani birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içinde olamayacak bölgelerdeki deneyler birbirleriyle aynı anda yapılabilir, birbirlerini etkileyemezler. Saklık bir şey, döngüsel söyledim ama bunu matematiksel olarak iyi kullandığınızda kuantum mekaniğinde direkt size karşınıza antiparçacıklar çıkıyor. Yani ben mesela şimdi şöyle bir soru tabii zihin alıştırması olarak. Kuantum alan kuramında karşı parçacıkların varlığı veri olarak verse nedensel ilkesini çekip çıkarabilir miydim? Olabilir. Bazen çok garip şeyler oluyor kuantum alan kuramında. Mesela özel görelilik kuramı üzerine ve kuantum fiziği üzerine bir kuramdır kuantum alan kuramı. Genel görelilikle hiçbir alakası yoktur. Ama bir şekilde yer çekiminin bütün kütleleri aynı çekeceğini söyleyebiliyor. Gene biraz anlatması uzun sürer ama anlatırım istenirse. Sadece böylece söyleyeyim. Yani çok garip öngörüsel yetenekleri olan bir kuram kuantum alan kuramı. Hiç beklenmedik yerden öngörüler yapıyor. Şimdi gelelim. Parçacıklar birleşebiliyor mu sonra? Kimler? Parçacıklar. Ha birleşebilir. Ben, efendim, karşı parçacık kendi başına, hayır, şey olmak zorunda değil. Yani ayrık olabilir. Karşı parçacık bir parçanın varlığından bahsediyor. Yani elektron için bir pozitron olmalı diyor. Ve bunu sağlayan şey gerçekten mikro nedensellik, bir nedensellik ilkesi. Yani onu öngörüyor. Şimdi gelelim meşhur Einstein-Rosen paradoksuna. Podolsky-Rosen. Şimdi bu bir gene bir paradoks değil. Zaten deneylerle de Bell teoremlerine uydu. Yani spooky şey, uzak deney etki yok burada da. Ya var da şey olarak yok. Deneyi kısaca anlatayım. Dolanıklık ilkesi burada çok merkezi. Dolanık bir çift. Dolanığı yavaşça açıyor olacağım bunu anlatırken. Şimdi öyle ki hal kavramı kuantum mekaniğinde bildiğimiz böyle klasik mekanikteki hal kavramıyla aynı değil. Dolayısıyla belli bir şekilde hazırlanmış hal, onun kısımları ayrılınca değişik hal vektörü demek zorundayım. Çünkü herkes şu garip hatayı düşünüyor. Mesela kedi ölü ve canlı yanlış bir kavram. Hal ölçülmüş, realize olmuş olan şey değil kuantum mekaniğinde. Hal belli bir ölçümden sonraki diğer ölçüme kadar olan bağı sağlayan soyut bir yapı. Aradan geçerken o hiçbir zaman gözlenmiyor. Dolayısıyla kedi arada hem canlı hem ölü kedi diye bir şey yok. Hal olarak canlı kedi, hal olarak ölü kedi var. Ama orada işte dil sorunu yaşanıyor. Çünkü ölü kedi gözlenmiş ölü kedidir. Üst üste binemez ölü kedi ile canlı kedi.
Burada bir sorun var. Bir kedi hem ölü hem canlı olamaz. Kedinin oradaki hayatını ifade eden hal, kuantum mekaniksel hal, ölü ne demekse artık kuantum için ya da canlı ne demekse onların üst üste binmesi olabilir. Ama açtığınızda yarı ölü yarı canlı bir kedi görmüyorsunuz. O manada diyorum. Şimdi bunlar birbirleriyle ayrılıyorlar. Diyelim ki ya böyle olabilirler ya da böyle olabilirler. Ama dediğim gibi böyle gösteriyorum veya böyle değil. Öyle olsaydı zaten iki tane ası karıştırdım buraya. Yollardım uzay gemisiyle. Biri kupa papazı, öbürü maçı papazı giderlerdi böyle. Bunun üzerine bu dolanıklık değil. Burada da bir dolanıklık var. Burada da bir bilgi dolanıklığı var tabii ama kuantum mekaniksel hal dolanıklığı bu değil. Dolayısıyla böyle ya da böyle dediğimde bunların ya böyle ya böyle ayrıldığını düşünmeyelim. Hal sistemi çok soyut, kavramı çok soyut bir şey. Fakat olan şey şu, birisi bu ayrışan parçacığın yukarıda mı aşağıda mı olduğuna baktığı anda, kendi laboratuvarında, öbürünün ne olduğunu anında biliyor. Ve sonradan öbürü aracılığıyla da doğrulanıyor. Şimdi burada bir uzaktan etki var. Uzaktan etkiyle değişen şey kuantum hal. Fakat yine gösterebiliyorsunuz ki bu bildiğimiz nedenselliğe, klasik nedenselliğe aykırı bir yapı oluşturmuyor. Yani bununla klasik bir bilgi iletemiyorsunuz. Şunu ifade ediyorum. Mesela yani ışıktan hızlı bir etki olmuş gibi geliyor herkese. Çünkü buradaki şeyi ölçtüğüm anda onun ne olduğu belirlendi. Şimdi bu buradan oraya gerçek gözlemci arasında bir ne bileyim hile ya da bir mesaj iletimi için kullanılamaz. Gerçekten bir bildiğimiz madde klasik nedenselliğe aykırı olacak bir şey değil. Şimdi burada durayım. Şunu da söyleyeyim. Bu yerel olmama durumu kuantum mekaniğinde çok önemli ve belki de yani anlamak için çok daha uzun zaman geçecek. Fakat uzay zaman yapısıyla, uzay zamanın kuantumlaşmasıyla, kuantum kuramıyla belki gelecek bir yeni bir fikir ya da ne bileyim belki hiç olmadık bir yerden gelecek yeni bir fikirle belki şey olur. Bütün yapı birbiriyle daha manalı bir hale gelir. Şimdi çoklu evrenler vesaire tabii bunlar da belli açıklamalar getirebilir. Fakat şunu net bağlayayım. Kuantum mekaniğin hiçbir yorumu şu ana kadar kendini diğerlerinden ayrıştıracak bir deney öneremedi. Yani bu da var. Şimdi maalesef zaten olsaydı hemen ertesi gün diğerlerinden ayrıştıracak derken. Yani ben çoklu evren yorumuyum. Öyle bir deney var ki ancak benim kuram doğruysa şöyle çıkacak sonucu der. Gider bakarsınız. Aa dersiniz. Yani her şey aynı. Bir tek orada ayrışıyorsa gerçekten daha kabul görür tabii. Biz de öğretmeye başlarız lisansta. Yani aslında şimdi hani Kopenhag yorumu öğretiyoruz sürekli. Sıkıcı evet insanlar öğrenmek de istiyor ama neden? Şöyle de sorabilirsiniz. Hani biz de inatla insanlara Kopenhag yorumunu dayatıyor değiliz. Kopenhag yorumu dışında bir şey öğretmemizin çok bir sebebi yok. Hani ne diyeyim ayrıştırıcı hani bir sebebi yok. Hani bunu öğrenmezseniz çok kötü olur. Bu çoklu evrenlerde bilmek zorundasınız. Bir tek aletler şuna göre çalışıyor falan diye bir şey yok. Keşke olsaydı. Şimdi bitirmek için şunları söyleyeyim. Dediğim gibi belki biraz karıştırdım. Hani belki bu anlattığım sırası çok keyifli gelmedi size ama nedensellik fizikten kesinlikle ayrışamaz diye düşünüyorum. Hatta öyle kuramlar var ki sadece nedensellik üzerinden yürüyor. Mesela nedensel kümeler diye bir kuramsal yapı var. Bu öyle bir küme ki sadece aralarında ikili ilişkiler vermiş. Bu bunun nedeni, bu bunun nedeni diye. Yeterli büyüklüğe uğraşınca neredeyse bile Minkowski uzay zaman dediğimiz özel görüntülerin yapısı bile böyle hafiften kendini gösterebiliyor. Çok başlangıç aşamasında. Tabii sicim kuramı şu anda en büyük enerjiyi harcayan kuram. Kuramsal ve şey olarak genç beyinlerin ilerisi için heyecanı, işte amaçları üzerinden sicim kuramı çok daha merkezi gözüküyor ama onda da hani bu
nedensellik üzerine ciddi bir şey yok. Yani ne bir değiştirme ne de yeni bir yapı önermesi yok. Şu anda kendi yani hala daha bir sağlam ayağını basmaya çalışıyor. Nedensellik dediğim gibi yani fiziğin dışında olmayacak bence. Ama hani şeydeki gibi bir sıçrama yaşayabilir miyiz bilemiyorum. Şimdi mesela diyalektik materyalist bir sürece benziyor. İşte nedensellik önce kabul ediliyor. İnsanlar nedensellik diye bir şey diyor. Hume geliyor, olmaz o nedensellik diyor. Sonra Einstein geliyor, dur diyor, ben nelerin nedense olmadığını söylüyorum size diye. Bir döngüyü kapatıyoruz, spirali falan. Hani buna benzeyecek bir sıçrama nasıl gelebilir? Bu kuantum dolanıklıkla tabii ki gelebilir. İnşallah gelir, ümit ediyorum. Ben de görürüm. Çok sözünüzü sorma. Söyleyeyim. Ben şanssız bir nesildenim. hoş yani şey yok, biz nötronların kütlesi olduğunu öğrendik. Öğrenciyken bilmiyorduk. Evrenin ivmelenerek genişlendiğini öğrendik. Ben öğrenciyken onu da bilmiyorduk ama standart modeli 18 yaşında biliyordum. Aynısı. Higgs modeli tabii bir şey oldu. Bir ufak farklar geçirir gibi oldu ama sonra standart Higgs'de kaldı her şey. Yani işte deneylerden bir şey beklemek zorundayız. Heisenberg belirsizlik ilkesiyle nedensellik arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Çünkü genelde bu nedensellik deyince fizikle bağlantısı anlamında en çok kullanılan örneklerden biri. Sizin düşünceniz ne? Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesi yapısı gereği yapılan iki ölçümü, iki deneyi birbiriyle olan korelasyonunu anlatıyor. Dolayısıyla nedensellik. Evet. Teşekkür ederiz. Harika. Evet, şimdi her iki konuşmacımız için soruları alabiliriz. Buyurun. Ben şeyi merak ediyorum. Hani okullarda Kopenhag'ını Kopenhag'ı öğretiyoruz dediniz ya ve bunun bir işte spesifik bir nedeni yok diye. Ben şeyi duymuştum. Bell teoremi yüzünden insanlar artık hani Einstein'ın Kopenhag'a karşı çıkmasını çok geçerli bulmuyor. Bu yüzden bunu öğretiyoruz gibi bir argüman duymuştum. Hani buna karşılık bir karşı teziniz mi vardı öyle diyorsunuz? Yok. Yani tabii Bell teoreminin deneylerle doğrulanması biraz zaman aldı. 80'lerin ortası mıydı? Öyle bir şey tabii ki etken olur ama hani ne bileyim mesela başka kuramlar da var. Mesela hal göreliliği. Şimdi çoklu evren var, bir de dallanan evren var. Onun farkını biliyorsunuz değil mi? Ya zaten şey çoklu evren hani hiçbir şekilde kanıtlanabilecek bir deney de ortaya koyamıyor. Hiçbiri koymuyor işte. Hiçbiri. Evet. Hiçbiri koyamıyor. Sorunum biraz oldu. Bell teoremi şeydi. Şöyle. Eğer şimdi bu kuantum mekaniğin başında bir dal ayrıldı. Gizli değişkenler üzerinden kuantum mekaniğinin bu yapısını anlaşılabileceği üzerine. Hatta yani bilemiyorum tanıyan var mı, Yılmaz Öner diye bir fizikçi de vardı Türkiye'de, felsefeci. Onun da bazı kitaplarında önerdiği bir takım gizli değişken kuramları vardı. Bell teoremi açıkça şunu söylüyor, yerel gizli değişken kuramı olamaz. Yerel olmayan bir kuram silsilesi hala mevcut ama yerel olmayan kuramlardan çok korkuyoruz, sevmiyoruz. Çünkü acayip bir şey. Yani anlaması çok zor yerel olmayan kuramları. Evet. Hocam, bu kuantum dolanıklık sayesinde bilgi aktarmamız mümkün değil dediniz ya. Klasik bilgi, evet. Evet, yani bu aklıma şeyi getirdi. Kuantum biyolojisi denen... Şey, ışıktan hızlı aktaramaz. Ha tamam. Işıktan yavaşta bir aktarırsın. Ha aktarabiliriz. A ölçtüğüm diye. Ağırsan gider oraya. Şimdi hocam bu şey var. Kuşların dünyanın manyetik alanını hissedebilmesinin işte retinalarında oluşan dolanık çiftlerin manyetik alanda kuşun hareket etmesiyle etkiye girmesi ve bunu kuşa bir şekilde kimyasal bir bildirim gönderilmesinin sağlanması yoluyla olduğu yönünde sanırım
bir hipotez var. Yani henüz bu kanıtlanmış diye bilmiyorum ama biyolojiyle kuantumu kaynaştırmaya çalışan böyle yeni bir alan doğuyor. Bu yüzden bu kuantum dolanıklık meselesinin imaları dolayısıyla çok ilginç buluyorum. Ve şöyle bir şey duydum. Yani teknik şeylerini bilmediğim için öğrenmek için soruyorum. Hani demin de dediğimiz gibi Einstein'ın dediği gibi ya bilgi zaten oradadır. Biz gözlemleyince onu buluyoruz olmadığını bel deneyiyle gördük. Birileri diyor ki belki bu ikisi arasındaki şey bir solucan deliğiyle oluyordur. Çünkü yani ışık hızından daha hızlı gitmiyor ya bilgi. Biri bunu söyledi ama yani. Bir de şey diyenler var. Belki ters nedensellik, retrokozalite gibi bir şey olabilir. Ben Rosman'dan biraz bahsediyorum. Evet, yani bunun imaları özellikle ilgini çektiği için biraz açabilir misiniz bunu? Evet. Ve bu arada kuşlarla ilgili o ileri sürülen şeyin aslını biliyorsanız biraz ondan da bahseder misiniz? Yani sadece uydurabilirim bir şeyler. Herhalde diamanyetizma işin içinde. Yani bir atomun iki elektron çifti dolanık olduğu için belli bir manyetik alanda birisinin orbiti genişler, öbürünki küçülür. Ona göre diamanyetizm çok zayıf bir etkidir zaten. Onunla bir belki. Ama dediğim gibi hiç. Bana pusulalar kaç şekilde olur dersin, işte onlardan birini söyledim. Ama hani pusula gibi çalışıyor. Evet, evet. Ama hani onun kimyasal nasıl ya da biyolojik onun hiçbir fikrim yok. Evet. Gözlerinde olması da ayrıca enteresan geldi tabii. Peki ters nedensellik konusunda? O da uzmanlık alanım değil gerçekten. Ama böyle bir şey imkan verebiliyor musunuz? Çünkü zamanda hani simetrinin olup olmaması konusuna da bağlanıyor biraz. Evet. Şimdi mesela şöyle, bir zarla örnek vermeyi seviyorum. Bir zar gördüm, üstteki kırmızı, nedir o sayı? Ha, bir. Neden? Çünkü diğerleri siyah oluyor. Yani işte mesela bir retro düşündüğünde... Yani biraz zamanda geriye gitmesi gerekmiyor bir bilginin. Hayır ama yani zaten zarın hepsinin de birinin kırmızı olması gerekiyor. O yüzden hani retro şeyde ben düşünmeyi beceremiyorum. Yani çok belki de hani bilen var mı? Kuantum. Safret sen. Benim de. Ya kuantum düzeyinde zaman simetrik alemine geliyor. Yani... Tamam, şunu soruyorsam eğer... zamanda geri dönme simetrisi dedik ya. Çünkü simetriyi gerektiren bir şey bu. Şeyde öyle ama şöyle şimdi mesela fakat şunu unutma bak. Bu barda oluşan atomlar, atomların etkileri elektromanyetik. Elektromanyetik etkiler döndürme simetrisine haiz. Yani Coulomb potansiyeli işte nerede olursa aynı çekiyor. Aralarındaki uzaklık nerede açı önemli değil. O atomların fiziği döndürme simetrisine haiz ama bu bardak değil. Bu bardak simetrik döndürme simetrisine haiz değil. Yani bazen yasalar bir simetriye sahip olabilir ama yasaların şeyi ortaya çıkardığı sonuçlar o simetriye yani hiç alakası olmayabilir. Şimdi kuantum mekaniğinde iki şey olay oluyor. Birincisi Schrödinger denklemi birçok Hamilton denen yani birçok sistem için Schrödinger denklemi zaman tersime simetrisine ait. Yani bir sistemi şu ölçtün sonra şuraya götürürse Schrödinger denklemi şu ölçtüğünde bir önceki de buraya götürecek. Zaman tersine doğada olur. Mikrofiziği bir an için bırakalım. Hani mikrofizik dediğim nükleer tepkimeleri bir an için bırakalım. Elektromanyetizma da kalalım. Şimdi bu simetriye sahip. Fakat kuantum mekaniğinin genel yapısı zaman tersine değil ki. Yani ölçüm yaptığın anda, işte o yüzden Penrose'a özen gösteriyor. Bu Schrödinger denkleminin evrimi gerçek bir evrimi ifade etmiyor. Hal denklemini bir zamanlama bir zamana götürüyor. Deneyle bağlandığında iki olay kuantum mekaniğinde buna cevap veriyor. Şimdi bu buraya deneyle ölçüldü mü B? Şimdi bıraktın ona gitti. Şartlı bir olasılık sorusundan geldiğini o halin bilmeyen birisi geldi ona bakıyor. Nereden bilecek? Değil mi? Yani o yüzden o olayda hiçbir zaman evet yani yok yani zaten. Hoş, klasik mekanik, klasik fizikte de mesela evren, kozmolojik yapılarda da zaman tersi simetrisi olmayabiliyor mesela uzayına göre.
zamanın başlangıcı diye Big Bang diye bir şeyden bahsedebiliyoruz. Bahsedebiliyoruz mesela. Bu da demek ki hani zamanın ters şeyi yok. Yasalar el veriyor. Tersine oynatsaydın olurdu gibi gözüküyor ama biz ona ancak retro. Belki şey de olabilir bu bak. O manada mı diyorsun? Kuantum mekaniksel değil ama tamamen retrodiktif çalışan şey kozmolojidir. Geriye yönelik yani. Tabii bak bakıyorsun 6 milyar yıl önceki ışık geliyor. Bilmem ne. İşte hani bir şey nimet. Yani kozmolojik manada prediction yapacak halde de değiliz şey olarak, uygarlık olarak. O manada dediysem kozmoloji net bir örnek. Yok abi. Zamanların ilgiden de katkı, yani soru değil de katkıda bulunayım. Az önce tamamlayamadım Saffet Bey'le tartıştık biraz. Şimdi son şeyde, makalemde zaman algısı için zihinde fiziksel, gerçek anlamda, fiziksel anlamda bir genişleme olduğunu savunmuştum. Eğer dış dünyayla mikro dünya arasında bir birebir kodlama olursa zaman algısı olmayacaktır. Mesela o paradoksun da çözümü bu şekilde, ancak bu şekilde olabiliyor. Yani zihinde dış dünya arasında referans çerçevesinin farklı olması gerektiğini iddia etmiştir. Hatta bu şey deneyde bu gözün sakkadik hareketleri, periyodik sakkadik hareketlerini, bir de şu deneyin ismi neydi? Çok ismi şu an aklıma gelmedi, bilirsiniz. Fizik deneyim. Motor hareketten 600-700 milisaniye önce. Libet deneyini de ona bağladım bu şeyde, son yazımda. Bunu da katkı olarak tutmamız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel konuşmacı. Bakmada çok karıştı mı bu sefer?